efendim. Şimdi tam zamanı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili seyirciler, bizler anne babalar olarak istiyoruz ki çocuklarımız güzel bir eğitim alsınlar, üniversite okusunlar, işlerini kursunlar, kariyerleri olsun. Sonra da evlensinler, barklansınlar, çoluk çocuğa karışsınlar ve biz de anne baba olarak haliyle böyle tatlı tatlı torunları sevelim istiyoruz. Ama günümüz gençlerinin başları evlilikle ilgili birazcık dertte. Şimdi gençler üniversiteyi bitiriyorlar, master yapıyorlar, işte kendi işimi kurayım ya da bir işe girdim, kendi hayat düzenimi oluşturayım deyinceye kadar yaş 30'u buluyor. Haliyle iş biraz daha keşmekeş bir hale dönüşüyor. Erkekler diyorlar ki bu devirde evlenilecek bir kız yok. Kızlar diyor ki bu devirde evlenilecek, güvenilecek bir erkek yok. Biz de istedik ki işin uzmanından bunun psikolojik ve sosyolojik boyutunu inceleyelim, irdeleyelim istedik. Çok değerli bir konuğum var. Daha öncesinde de sizler de çok sevmiştiniz. Efendim, on parmağında on marifet maşallah. Kendisi hem aile danışmanı, hem eğitmen, hem öğretmen, hem sosyolog, hem psikoloji ve sosyoloji alanında bir sürü ihtisasları var. Sürekli seminerler, konferanslar, inanılmaz bir bilgi birikimi var. Hemen kendisine bir merhaba diyelim. Efendim, bugün bizlerle Suzan Yiğit Alparslan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için, ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden sizleri stüdyomuzda görmek çok keyifli. Bugün çok kritik bir konuyu konuşacağız açıkçası. Evet. Hazır mıyız buna? Hazırız. Hazırız ben değil hazırım. Mi? Değil mi? Tatlı tatlı program öncesinde de çok özel konulara değindik. Çok keyifli bir sohbetti hakikaten. Şimdi günümüz gençlerini konuşacağız, evlilik durumlarını konuşacağız. Şöyle başlayalım istiyorum. Hatırlar mısınız Şaban filminde? Şaban köyde güzel bir genç kıza aşık oluyor. Onunla evlenmek istiyor. Tabii o zamanlarda başlık parası vesaire falan, hemen İstanbul'a gidiyor çalışmaya. Başlık evet. parasını topluyor. Hatırlamışsınızdır. Evet. Sonra tekrar köye geliyor işte. Babası beğenmiyor falan. Derken böyle bir sirkülasyon oluyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Eskiden gençler evlenmek için inanılmaz efor sarf ederlermiş. Şimdi gençlere evlilik sorulduğu zaman, geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyoruz, diyor ki ya diyor ben daha çorabımın diğer tekini bulamazken diyor eşimi nasıl bulacağım diyor. Hatta haberlerde de duymuşsunuzdur, belki birkaç ay olmuştur, genç bir hanımefendi, fenomenmiş, kendisiyle evleniyor. Soruyorlar neden böyle bir şey düşündünüz falan diye. Diyor ki kendime layık kimseyi bulamadığım için ben de kendimle evlenmeye karar verdim. İnanılmaz bir evlilik normu, formu çok değişti. Çok başka bir hale dönüştü hakikaten. Ben şimdi şöyle geniş bir soruyla başlayayım istiyorum. Günümüzde gençler neden evlenmiyorlar ya da evlenemiyorlar? Ya bunun birden fazla sebebi var. Öncelikle ekonomik zorluklar diyebiliriz. Gençlerin en başta sıkıntısı evlenmek için gerekli maddi yaptırımı uygulayamadıkları için. İşte işsizlik oranlarının yüksek olması, kariyer hedeflerinin amacına ulaşmamış olması, yüksek beklentiler, kültürel farklılıklar, ideal eş. Bunu da birazdan açalım evet, istiyorum. İdeal eş arayışı. Göre, kime göre değil mi? Evet, aynen öyle. İdeal eş arayışı. İşte kültürel farklılıklar, dinsel farklılıklar, inançlar. Bunların hepsi tabii ki bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Şimdi şöyle de bir durum var. Yani bizim toplumumuzda belli bir yaşı geçince evde kaldı kız olarak lanse ediliyor. Yani ben 50 yaşına gelip de hiç evlenmemiş bir erkeğe evde kaldı olarak duymadım. Evet. Orada da bir cinsiyet ayrımı var. Bugün evlilik konusunu önüne boyuna konuşalım istiyorum sizi bulmuşken. Evlilik yaşı kaç olmalı? Ya da böyle bir şey, bunu neye göre değerlendirmeli hem gençler hem aileler? Ya şu yaşta olması gerekir desek doğru bir kavram kullanmış olmayız. Çünkü kişinin evliliğe hazırlığı önemli olan. O kişinin nasıl kendini evliliğe hazır hissetmesi. Hazırlıktan kastınız ne? Bir aileyi yönetebilecek, o ailenin sorumluluklarını yerine getirebilecek. İşte çoluk çocuk sahibi olabilme, toplumun aileye vermiş olduğu sorumlulukları kaldırabilme yükümlülüğünü yerine getirecek gereklilikte olmalı.
Yaş olarak söylersek işte hani genel olarak eskiden çok daha erken yaşlarda evleniliyor da devletimizin hani en küçük yaş olarak 18 yaşını uygun görmüş. Ama ben beylerde 30 yaş daha uygun görüyorum. Yani 30 yaşından öncesi evliliği çok uygun görmüyorum. Niye tabii ki böyle uygun görmüyorsunuz? Biraz açalım mı? Tabii ki açabiliriz. Yani hani 30 yaş demek de çok doğru olmaz. Dediğim gibi kişinin kendini evliliğe hazır hissetmesi buradaki kriterimiz budur. Şöyle hanımlar kendilerini biraz daha geliştirebiliyorlar. Doğuştan itibaren evliliğe kendilerini adapte edebiliyorlar ama beyler biraz daha bunları geç farkındalıklarla yaşıyorlar. Hocam 30 yaş ideal diyorsunuz. Aynen öyle. Bu yaşı bulma yaşı. Şimdi, bunu bulma yaşı diyebilirim. Biz kızları doğduğumuz andan itibaren DNA'mıza kodlanmış bir evlilik kavramı var yani. Evet. Biz doğuştan itibaren ona hazırlanıyoruz. Kız çocuklarını yetiştirirken bile işte ne yaparız, birkaç yaş ilerledikten sonra çocuk daha okula başlamadan önce işte sofra bezini getir, ekmeği götür. Ama erkek çok uzun yetişkin oluncaya kadar evliliği erkeğe bir sorumluluk yüklenmiyor. Ataerkil evet, olmamızın evet. da bunda büyük etkisi vardır. Kız bu sorumlulukları ala ala o formun içerisinde, o yaşam tarzının içerisinde, yaşamın içerisinde yoğruluyor. Evet. Şimdi biz kodlandığı için DNA'mızla evlilik dolayısıyla daha hızlı. Bir de fıtratın da tabii bunda büyük etkisi vardır değil mi? Toplumsal normlarımız da değişti bizim. Yani aslında daha önceden hani evlilik bir kurum olarak görülürken artık bireysel yaşama tercihleri de ön plana çıkmaya başladı. İnsanlar artık hani evlilikten ziyade birlikte yaşamayı özgürlük olarak görebiliyor. Bireysel olarak yaşamak çok daha kendilerini konforlu hissettirebiliyor. Bu nedenle hani yaşamı bir başkasıyla paylaşmak daha anlamlı gelemeyebiliyor. Hani evlilik onu kısıtlıyor. Evliliği bir sekteye uğramak gibi de evet. algılanıyor değil mi? İşte belki master'ını yapacak, kariyer düşünüyor, belki profesör olacak. Haliyle bu şekilde evliliğini erteleyen insanlar da var. Ben şuraya tekrar geri dönüş yapayım istiyorum. Evlilik yaşıyla alakalı. Erkekler dediniz bir 30 yaşını bulsun. Eğer tabii ki öncesinde ruhsal, zihinsel, bedensel olarak hazırsa, evliliğe gerçekten hazırsa ve bir evi çekip çevirebilecek donanıma, yetiye sahipse tabii ki evlenebilir. Yani bu bir uzman olarak genel gözlemler. Size de evet. pek çok kişi geliyor da peki kızlar konusundaki görüşünüzü de merak ettim. Nedir? Şimdi kızlarda da maalesef medya sektöründeki o kusursuz görünen yaşam standartları kızların beklentilerini yükseltiyor. Yani işte son derece lüks evlerde, son derece lüks arabalarda, son derece işte nazik beylerle böyle her dediği yapılan prenses edası beklentilerin içerisine girebiliyorlar. O da o arayışa giriyorlar. O arayışa karşılığını bulamayınca da ister istemez hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Maalesef öyle bir hayat yok. Bizler kusursuz insanlar değiliz. Karşımızdakinden de kusursuzluk beklememeliyiz. Hani her şeyin bir ölçüsü olmalı. Bazı yerlerde esnek davranabilmeliyiz. Bazı yerlerde kurallarımız olmalı. İşte bu beklentiyi biraz minimuma indirmek gerekiyor. Şimdi hocam sosyal medyada fenomenler, influencerlar, son model evler, son model arabalar, işte lüks bir yaşam, istedikleri her şey önlerine geliyor. Yatlar, katlar, altınlar, zümrütler, gümüşler derken evet. bunu şimdi tek telefonla hepimiz izliyoruz. Ve evet. insan ulaşamadığı bir hayat sisteminde oradaki hayal ettiği şeye ulaşamıyor ya, karşısında bunu görüyor, daha onu cezbediyor. Evlilikteki algılarımız da çok değişti. Şimdi diyorsunuz ki mesela bu böyle bir şey mümkün değil. Dört dörtlük bir insan mümkün değil. Hepimizin hataları, kusurları, eksikleri evet. var kendimize göre. Ama biz kendimizde olmayan bir şeyi karşı taraftan beklentiye giriyoruz. Eskiden nasıldı hocam? Biz erkek kardeşime kıza bakmaya giderken bundan 6-7 yıl öncesinde yaklaşık babam şunu sorardı. Yani genelde işte o jenerasyon bir evi geçindir, kız istemeye gidildiği zaman bir evi geçindirebilecek kadar geliri var mı? İşte iyi namaz abdesti var, işte hatta şu dizlerindeki izlere bakarlarmış, namaz kılıyor mu falan diye böyle mini mesajlarla hemen çocuğun bir röntgenini çekiyorlar, yani beyefendinin diyeyim. Babam şunu sorardı, kimlerden nereli? Şimdi bu babam için büyük bir kriterdi. Neden? Evet. Nereli olduysa, hangi toprakta yetiştiyse, kimlerden olduğuyla hemen oranın
içsel olarak, yani zihinsel olarak haritasını çıkarır. Bunlar bize uygun ya da değil diye kendi, ben de hep unuturdum nereli olduklarını sormayı falan. Dolayısıyla günümüze projeksiyonu çevirdiğimiz zaman, şimdi bir araya geldiğimiz zaman burcun ne? En son hangi filmi izledin? Kitap okuyor musun? Bunlar böyle genel geçer sorular mı? Yani diyelim ki karşılıklı bir beyefendiyle tanışma safhasına geçiş yaptık. Böyle masada oturuyoruz. Hangi soruları sormamız gerekiyor? Yani biz de milletçim değiliz, işte sizin gibi uzman değiliz ki böyle işte kelime diziliminden, beden dilinden, mimiklerinden hemen anlayalım. Yani bizler için, böyle tanışmak isteyen insanlar için hangi soruları sorması gerekiyor? Orada da kriter yine siz kendinizsiniz. Hı hı. Yani beklentiniz ne, beklediğiniz şey ne? İşte az önce dediğiniz namazında, niyazında mı? Mesela hı hı. Kişi sadece namazında, niyazında olan bir insan istiyorsa ona bakar. Ahlaki değerlerine bakar. Merhametine bakar. Adaletli oluşuna bakar. Şefkat çok yakışıyor. Anne babasıyla tutumuna bakar. Sosyal çevresiyle ilişkisine bakar. Atıyorum işte bir yere gittiğiniz zaman garsona davranışına bakar. Bunlar önemli kriterler. Aynen öyle. Birçok onlar var. Ya tabii ki ayakkabısının tozunun olması onun hani çok da titiz olmadığının göstergesidir. Yani garsona bağırarak konuşması onun aslında şiddet eğilimli olduğunun göstergesidir. Hani bunlar hani böyle küçük kriterlerdir ama insana yön mesaj verici. Mesaj verir. Evet, yön verir. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki narsistse bir kişi ve çok güzel bir şekilde kamufle ediyorsa, maskeliyorsa kendisini, yani biz de fark edemediysek. Ya bu tabii ki bu, yani evlilik bir kumar gibidir. Yani içine girdiğiniz zaman gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. O beklentileriniz, hayal kırıklıklarınız evin içine girdiğiniz zaman ortaya çıkar. Narsisti anlamak çok zordur. Bunu anlamanızı bekleyemeyiz zaten. Sadece işte bunu yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Siz kendi yolunuza devam edip etmeme noktasında, bunu fark ettiğiniz zaman ne yapmanız noktasında karar verici olmanız gerekiyor. Hani bununla devam edebilir miyim hayatıma, ya da bununla evlenmeli miyim, ya da evlendikten sonra ben bununla bir ömrü geçirebilir miyim? Yaşlılık günlerimi ben bu adamla geçirebilir miyim, ya da bu kadınla geçirebilir miyim? Bu kadar manipülatif etkilere ben ne kadar katlanabilirim? Hasta olunca benim yanımda olabilir mi? Yani bu yine kriteriniz kendinizsiniz. Hı hı. Mesela hocam şöyle söyleyeyim. Buraya gelirken pek çok araştırma yaptım. Pek çok videolar da izledim. Sokak röportajları vesaire falan. Kızlar diyor ki benim görüştüğüm insanlar diyor hemen işte tensel temas istiyor. Hemen cinselliğe geçiş yapıyor. İnsanların hakikaten böyle haz odaklı yaşamış yaşama tarzları da etkiliyor hakikaten. Güvenilecek erkek yok diyorlar mesela. Evet. Burada önemli olan, yani noktalardan bir tanesi de bizim anne ile olan o 2 yaş dönemindeki bağlanma kısmı hayatımızı ne kadar etkiliyor? Biraz da o kısma değinelim istiyorum. Tabii anne ile o emzirme dönemindeki işte o özgüvenin, o şefkatin hissedilmeyişi bağlanma sorunu, ileride bağlanma sorunlarını getiriyor tabii ki. Kişi ilişkilerine tutunamıyor, beklentileri o ahlaki değerlere göre değişir. Hani o cinsel temas isteği zaten hani aklı başında olan bir insan, evlenmeyi düşünen bir insan, ilk etapta cinsel teması düşünen önceliği olan, değildir. Değil, önceliği değildir. Evet. Elbette ki insan haz duyar, o dürtüleri vardır. Bunları kontrol etmesi gerekir. İlk başta bu şekilde yaklaşım karşıdaki kişiyi de korkutur. Tabii. Dün bir danışanımla konuştum. Diyor ki hocam ilk defa sinemaya gideceğiz diyor. Şey yapmış diyor, çift koltuğu almış diyor. Ben rahatsız oldum bu durumdan diyor. Ben o çift koltuğa oturmak istemiyorum. Ben o kadar yakın olmak istemiyorum. Onu da ters etmiş mesela. Ama şimdi, karşıdaki başka bir beklenti içindeydi. Şimdi bizim konfor alanımız, daha doğrusu auramız vardır. Yani kollarımızı açtığımız kadar, sonuna kadar açtığımız o yuvarlak daireye birisi temas etti, yaklaştığı zaman biz fıtraten, tabii fıtrat bozulmadıysa, biz fıtraten hemen böyle bir tedirgin oluruz. Yani otobüste dolmuşsa bunu daha çok yakinen hissederiz. Hemen bir geri çekilme durumu vardır. Yani beyefendinin de tercihini bilemiyorum. Şimdi onun adına da yorum yapmış. Karşılıklı istek olması gerekiyor. Tabii. Yani tek taraflı istek karşı kişide ürkütücü etki yaratır. O oradaki hazın karşılıklı olması gerekiyor. Elbette ki kişi sevdiği insanla yan yana oturmak ister, beraber film izlemek ister ama bu ilk buluşma için yani zamanlı bir eylem olmamış. Peki karşıdaki kişiyi tanımak için hangi soruları sormamız gerekiyor? İşte dedim ya, yani ne arıyorsunuz? Yani siz
Şefkatli bir adam istiyorsanız şefkatine bakacaksınız. Annesiyle babasıyla ilişkilerine bakacaksınız. Eğer çok paralı bir insan istiyorsanız yaşam konforuna bakacaksınız. Yani bu sizin kriterlerinizle ilgili olan bir şey. Şimdi, ne istediğinizle ilgili olan bir şey. Şimdi herkes ister yakışıklı olsun, zengin olsun. Hatta hocam erkekler de istiyor diyorlar ki. Evet. Burada bütün gerçekleri konuşmak durumundayız. Evet. Diyorlar ki ben zengin bir kadın istiyorum. Ben çalışan bir kadın istiyorum. Sosyal medyada bugün bir ne diyelim kendi çapımızda bir istatistik yaptık hocam. Soru sormuştum hesabı kim eder ve onunla alakalı inanılmaz pek çok geri dönüş vardı. Şimdi erkek dediğimiz kavramdır. Erkek dediğimiz vericidir. Erkek dediğimiz erildir. Kadın dişildir, alıcıdır. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Kainatın sistemine baktığımızda bile bu güneş, bu ay değil mi hocam? Evet. Şimdi güneş ışığını aya verir. Güneş erildir, ay dişildir. Kainatın sisteminde bile erkek veriyor, yani eril veriyor, dişil alıyor. Ay ışığını güneşten alıyor. Şimdi böyle bir durumda erkek fıtratına uygun bir şekilde, yani hesap, ben bunu hani küçük bir şey diye hesap ödemekten konu açıldı, o şekilde ifade ettim ama yani toplum içerisinde de erkek kadını taşıyabilmeli. Şimdi bir yere gittik. Oturuyoruz, çay, kahve, sohbet, muhabbet, yemek diyelim ki. Böyle bir durumda, şimdi insanlar erkeklerde diyorlar ki, zaman değişti, devir değişti. O zaman biz ortaklaşa diyelim, Alman'a söyle diyorlar. Evet. Bu konudaki uzman olarak fikirlerimizi. Türk kültür, örf adetlerimize göre erkek egemen bir toplumuz biz. Bizde erkek bunu kendini hakaret olarak kabul edebilir. Şu andaki jenerasyonu şöyle söyleyeyim. Bunun tek açıklaması olabilir. Kim davet ettiyse hesabı o öder. Yani nezaketen bu böyledir. Ama böyle ilk buluşmada kadının ödemesi bizim Türk kültürüne daha aykırı gelebilir. Hı hı. İlk etapta şimdi karşımızdakini tanımaya çalışıyoruz ya, onun nezaketini, onun cömertliğini görmek isteyebiliriz. Beyin ödemesi çok daha yerinde olabilir. Ama zaman içerisinde ilişki biraz yol aldıktan sonra bence bunun bir anlamı yoktur. Her ikisi de ödeyebilir. Hı hı. Yani birine yüklemek de doğru. Sonra. Yani dediğim gibi karşıdakini tanımıyoruz. Davet eden beyefendi ise onun ödemesi daha tutarlı olur. Peki biz ilk defa tanışacağız ve hayırlı bir yola çıkmak için, evlilik için görüşeceğiz. Öyle bir durumda da yani işte kritere bakmanız gerekiyor. Zaten aklı başında bir hanımefendiyle ilk görüşmesini yapan bir beyefendi, o eğer o şeye gelmişse, olgunluğa gelmişse zaten buna sizi hiç düşündürtmez bile. Direkt gider hesabı öder. Ya herkes... Hiçbir şekilde düşündürmez yani sizi. Ama zaten düşündürtüyorsa da size orada bir soru işareti vardır. Ne kadar yol alabilirim bununla diye bir kendinize sormanız gerekir. Evlilik konusu açıldı da ben de o kadar çok malzeme var ki anlamadım. Siz anlatırken böyle böyle tatlı tatlı aklıma şey geldi. Geçenlerde bir teyzemiz diyeyim artık, yaşta epeyce büyük, dedi ki ya dedi evlensene dedi. Dedim ki bana dedim bir sebep söyle evlenmem için. Şimdi şeye bakın hocam, bakış açısına bakın. Ya dedi şimdi kocan dedi seni alır getirir götürür, ondan sonra işlerini halleder. Bu dedi çok güzel bir şey dedi. Kocan dedi bütün işlerini halleder dedi. Seni getirir götürür dedi. Şimdi diyorum ki tabii çok özür dileyerek ifade ederim. Yani kocam beni taşısın diye, işte getir götür işlerimi yapsın diye, benim için bir evlilik kriteri değil bu. Evet. Şimdi onlar tabii belli jenerasyon olduğu için evliliğe bakış açıları çok başka oluyor. Onun için konfor alanı, yani bu benim için kolay bir şey. Ben dedim ki ben araba kullanmayı seven bir insanım ki kendi işlerimi şimdiye kadar yapıyorum zaten. Rahatlıkla yapabiliyorum çok şükür ki. Şöyle bir soru yönelteyim size. Evlilikten beklentilerimiz ne olmalı? Şiddet eğilimli insanlardan uzak durmalıyız. Manipülatif onu insanlardan. Nasıl analiz edebiliriz mesela? İşte dedim şiddeti. Ya o evliliğe hazırlanma sürecinde, o ilişki sürecinde dedim ya, bir garsona yaklaşım tarzı, evet, bir çocuğa evet. yaklaşımı, otobüse binerken, sizi aradığı zaman, sizinle olan o ilkili muhabbetinde,
onu tartabilirsiniz, onun kelimelerinden tartabilirsiniz. Maske takabilirler. Yani karşıdaki insan maske takabilir ama bu da yani yine size bazı hissiyat olarak da size bir ipucu verir. Yani buralarda bir şey var, bir soru işareti, beni rahatsız eden bir şey var. Burada benim bir düşünmem lazım. Çünkü şurası rahat değil. Orası rahat değilse orada bir şey düşünmeniz lazım. Emin değilsiniz. Ya da annesiyle babasıyla sizi tanıştırmak istiyor mu ilk etapta? İşte olaya ne kadar ciddi bakıyor? Sizinle bir yola çıktı, bunu ne kadar süre götürmeyi düşünüyor? Ya da her şeyi şeffaflıkla size anlatabiliyor mu? Yani biz seninle bir yola çıktık ama yani ben hani yola devam edemeyeceğimi anladım. Bundan sonra ayrılmam gerekiyor gibi bir dürüstlüğe girebiliyor mu? Bunlar sizin kriterleriniz olmalı. Mesela diyelim ki böyle karşılıklı oturuyoruz. Eğer masaya son model arabasının anahtarını bıraktıysa, son model işte telefonu bıraktıysa ve sürekli kendi mal varlığıyla övünmeye çalışıyorsa ve kendi varlığını işte o statüsüyle, o zenginliğiyle bangır bangır bağırıyorsa, öyle bir durumda ne yapmalı? Şimdi bir yerde abartı varsa sorun vardır. Ben bunu abartı her zaman varsa söylüyorum. Sorun vardır. Şimdi çok fazla övgü varsa eğer, kendini övüyordur, annesini övüyordur, eşini övüyordur. Yani burada sorun var, kesinlikle sorun var. Yani patolojik boyutta aslında orada bir kompleks var. Onu arabasıyla, o maddi ölçütüyle onu kapatmaya çalışıyor, onu bastırmaya çalışıyor. Ben buyum, ben satın alabilirim, ben parayla güçlüyüm İmajı, mesajı vermeye çalışıyor. Şimdi, doğru değil, estetik değil yani, hoş değil. Bu da çok güven vermiyor değil mi? Daha tabii ki. İrite ediyor insanı. Elbette. Peki bu kriterleri, yani şimdi karşılıklı tanışıyoruz ya, o zaman nasıl yani maddi imkanını göstermek de istiyor? Açıkça konuşmakta fayda var. Dedim ya işte sizin kriterleriniz nedir? Ya işte hani size hanlar hamamlar bağışlamasını beklemeyin ama işte geçimi sağlayacak ekonomiyi de konuşmanız gerekiyor. Sonuçta bir ilk görüşmede. İlk görüşmede değil. İlk görüşmede değil. Zaten o da kendiliğinden gelir. O olağan bir şekilde. Karakterini çözebilir miyiz mesela ilk görüşmede? İlk görüşmede çözmeniz mümkün değil ama küçük bir hissiyat oluşabilir. Çekim, kimyanız vardır. Herkesin bir kimyası vardır. Evet. O çekimi hissedersin ya da hissetmezsiniz. İşte sizinle konuşurken telefonla, mesela telefon çaldı, cevap veriyor mu? İşte ya da annesiyle konuşması gerekiyor. Kusura bakmayın, özür diliyorum, bir görüşme yapmam gerekiyor. Bunların hepsi size onunla ilgili küçük ipuçları verebilir. Şimdi hocam, bizim babalarımız Osmanlı erkeği. Biz öyle bir ortamda yetiştik. Şimdi istiyoruz ki karşımızdaki erkek de böyle yumuş yumuş olsun, biz gibi düşünsün, biz gibi konuşsun, son derece nezaketli olsun. Yani orada da bir bocalıyor sanki erkekler. Ya aslının dışında davranmaya çalışırsa bocalar. Kendisi gibi davransa zaten öyle bir maskeye gerek duymaz. Ya kişi neyse olmalı aslında. Ya bunda işte geçirmiş olduğu travmalar, yaşamış olduğu ilişkiler, geçmiş deneyimlerinin hepsi onun bir sonraki ilişkiye ne kadar güven duyabileceği, ne kadar kendine ait hissedeceğine yön verir. Onun için ilk görüşmede hepsini kestirmeniz mümkün değildir. İlişki biraz yol aldıkça, siz de kendi geçmiş deneyimlerinizden, işte ailede gördüklerinizden, etrafta duyduklarınızdan bir takım birikimleriniz vardır. Öyle bir tartarsınız, ona göre yol alırsınız. İlişkiye ona göre yön verirsiniz. Şimdi erkekler neden evlenmek istemiyorlar kısmına da değinelim. Hem kızlar için de aynı soruyu yöneltmiş olayım size. Şöyle söyleyeyim, bekarlık sultanlık derler hep. Erkekler sultanlık mıdır gerçekten? Geçen bir söz okudum hocam. Diyor ki yani genelde işte bekarlık sultanlık denilir ama bekar olanlar da anne baba evindeyken hayatlarıyla o bedeli öderler diye çok önemli bir söz okudum sosyal medyada. Şimdi beyler kısıtlanmış hissediyorlar evlendiğinde, çünkü o içlerindeki o dürtülerini kontrol edemeyebiliyorlar. Özellikle sadakat konusunda sıkıntılar yaşatabiliyorlar. Evliliğe hazırlık onun için önemli. Kendini evliliğe hazır hissetmeyen bir bireyin evlilik yoluna girmemesi gerekiyor. Erkekler kendisini nasıl o olgunluğa eriştirecekler? Şimdi kızlar çok hızlı gelişim, yani fıtri olarak bu böyle dediniz. O kitap okuyoruz, işte seminerler, konferanslar, videolar, sizin gibi uzmanlar bu belli bir düzeye getiriyor açıkçası. Ama erkekler işte akşama kadar çalışıyoruz, ne gerek var işte maça bakalım, spor yapalım vesaire vesaire. Ya yani o gelişim konusunda bir adım daha gerideler dediniz. Erkekler nasıl geliştirecekler? Kısıtlanmış hissediyorlar. Evlilik içine girdim işte sürekli. Erkekler yönetilmeye aslında alışıktır. Anneler yönetir. Atletini giyin, ayakkabını giyin, kışın giyin. 30 yaşına kadar yani, olmasın hocam. Tabii ki olmuyor. Olmasın. Eşler
aldatılma korkusuyla kısıtlayabiliyorlar. Hani dışarı çıkmasını engel olabiliyor. Bireysel tercihlerine saygı duymayabiliyorlar. Kadınlardan bahsediyoruz. Tabii aynen öyle, evet. Aynen öyle. Erkek kendini kapana kısılmış hissediyor. Aslında herkesin evlilik sürecinde de kendilerini özgürlük alanı yaratabilmeleri gerekiyor. Nasıl bir hanım bir kahve içmeye bir arkadaşına gidebiliyorsa, bir beyefendi de bu sürekli olmamak kaydıyla haftada bir kere, iki kere gidilebilir. Maç izlemeye gidebilir, maç seyretmeye gidilebilir. Bir de erkek, ya eşler birbirlerini özlemeliler hocam. Öyle bir alan bırakmıyoruz yani. Sevgi pıtırcığına böyle boğuyoruz erkekleri galiba. Onlar da bir yerden göstermelik ilişkiler de arttı tabii ki. Şimdi Instagram'da olsun, yani sosyal medyada herkes son derece mutlu bir evliliğim var, her şeyi paylaşıyorum. Kocam bana doğum gününde bu hediyeleri alıyor, evlilik teklifi böyle yapıyor. Böyle. Kocaman. Aynen öyle. Yani bir beklentiyi yükseltiyor ister istemez, ama bunlar yapaylıktır. Yani zaten gerçekten mutluluğu hissedenler bunu paylaşma ihtiyacı hissetmezler. Zaten o kendi içinde zaten o mutluluğunu yaşıyordur, o doyumu yaşıyordur, o hazzı yaşıyordur. Gerek duymaz. Eğer bir şeyde bir açlık varsa, onu doyurma ihtiyacı varsa eğer onu paylaşma ihtiyacı hissedermiş gibi yapmayı tercih eder. Aslında çok da mutlu değillerdi. Elbette ki paylaşacaktır. Eşini paylaşabilir, ama bu süreklilik olunca, rutinin dışına çıktığı zaman boğuyor. O erkekler işte kapana kısılmış hissettikleri için dedik, hani birden fazla partnerle görüşmeye başladıysa eğer, öyle kendini hazır hissetmediyse, işte o zaman hiç girmesin o yola. Çünkü sadakat evliliğin temelidir. Hani nasıl ayarlayacak, kendini nasıl hissedecek dediniz ya. Eğer orada işte aynı anda birden fazla kişiyle görüşüyorsa, bu kişiyle evlenilmez yani. Bu kişi kendine diyecek ki, ben hayır, evlenilecek bir insan değilim. Ben ne zaman tek eşliliği düşünmeye başlarsam, karşımdaki kişinin onuruna müdahale edemeyeceğimi kestirdiğim zaman evleneceğim demeli. Bu da bir patolojik durum mudur peki? Tabii ki. Güvensiz ilişkilerin vermiş olduğu, anne baba ilişkisine bakmak lazım. Orada tabii başka patolojiler vardır. Hani onlara bakmak lazım. Kendindeki o güç eksikliğini başka şekilde, cinsel hazla kapatma isteği olabilir. Başka partnerlerle kapatma isteği olabilir. Çok güçlü bir partnerle evliyse, daha ondan güçsüz bir partnerle evli, kendini güçlü hissetmek isteyebilir. Yani birden fazla sebebi olabilir bunun. Şimdi o zaman şöyle bir soruyla devam edelim. Kimlerle asla evlenilmez? Şöyle güzel bir soru. Şiddet eğilimli olan insanlarla asla evlenilmez. Şiddetin küçüğü büyüğü yoktur. Sözde de olabilir, fiili olarak da olabilir. Mesela bu hakaret durumları falan mahkemelerde pek çok son zamanlarda gündeme geldi. İşte hakaret davasında şu kadar ceza falan diye. Sonra şeyin de etkisi vardır diye düşünüyorum. İşte kadın hakları, o kadar böyle bas bas bağırmamıza rağmen inanılmaz bir kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Acayip bir paradoks var orada da. Ne diyorduk hocam? Kimlerle evlenilmez? Kimlerle evlenilmez? Evet. İşte bu o küçük boyda görmezden geldiğimiz o patolojiler ilerleyen zamanda daha büyük artarak devam ediyor. Dedim ya, bir garsona davranışından zaten onun şiddete eğilimi olup olmadığını anlayabiliriz. Bizim hepimizin içinde bir öfke duygusu vardır, ama biz bunu yönetebilmeliyiz. O öfkemizi hangi durumda yönetmeliyiz, hangi durumda hak arayışına girmeliyiz, onun bilincinde olmamız gerekiyor. Bunu eşimizden çıkartmamalıyız, çocuğumuzdan çıkartmamalıyız, ya da bir işte atıyorum bir eşyaya zarar vererek çıkartmamalıyız o öfkemizi. Bunları kontrol edebilmesi lazım. Madde bağımlıları, işte alkol bağımlıları, bunlarla evlenmeyiniz. Bunları söylemediyse başta, yani nasıl tespit edecek ki kızlar, kadınlar ya da erkekler? Yani orada da tabii ki başka, alkolizm terapisinde başka bir yol izlenir. Hani orada evet, bilmedi, evlendi, bir şekilde baktı adam alkolik. Orada işte yine bir şeffaflığa girmek zorunda. Adam gerçekten iyileşmeyi istiyor mu, istemiyor mu? Eğer iyileşmeye meyilliyse onun gerekli tıbbi yardımı almasına yönlendirmeli. Almıyorsa da yine kendi kararını verecek. Ben bununla ne kadar yol alabilirim? Bu beni nereye götürebilir? Çocuk varsa o da çok şekillendiriyor evliliği. Maalesef kadınların en büyük zarfı çocukları. Evet. Maalesef öyle. Onun için fazla fedakarlık gösterebiliyorlar. Görmezden gelebiliyorlar. Aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın, ama yaptığımız danışmalarda görüyoruz ki keşke hocam ilk hatasında affetmeseydim.
Bir de işte gönül seviyor. Belki orada bağlılık, belki babasının yerine koyuyor, belki gözetledi, kolladı. Hatta nerede duymuştum hatırlayamadım. Bir komiserin kızı son derece bütün yani yaşam şartları çok lüks bir yaşam var. Ama gidiyor işte bir ne diyeyim yasaklı madde kullanan birisiyle birliktelik yaşıyor. Herkes şaşırıyor tabii. Diyor ki ama bana değer veriyordu diyor. Beni gerçekten koruyordu, kolluyordu, bana dokunuyordu diyor. O yüzden kız çocuklarımız için de söylemek istedikleriniz çok kıymetli varsa ya onları baba, da alalım. Babanın sevgisini alan kız çocukları başka bir sevgi ihtiyacı hissetmezler. Evde değer gören, evde değer gören hiç kimse dışarıda başka bir arayışa girmez. Başka birinin yanıltıcı o sözcüklerine maruz kalarak ikna olmaz. Yani bu bana yalan söylüyordur. Bu sevgi bu değildir. Çünkü ben babamdan o saf sevgiyi zaten alıyorum der. O değersizlik hissi maalesef hepimizin içinde biraz vardır ama kiminde çok daha fazla vardır. Onun için erken yaşlarda yapılan evlilikler genel anlamda yanlış evlilikler oluyor. Çünkü o değersizlik hissini tamamlayacak kişileri arama yaşı genelde o işte ergenliğin hemen bitimi, o genç erkeği, genç yaş grubunda oluyor. Ondan sonraki evlilik süreçleri de maalesef boşanmayla ya da farklı sonuçlarla sonuçlanabiliyor. İşte çocuklarımızın eline son model telefonlar almakla, işte marka kıyafetler almakla anne babalık görevlerimizi yerine getiremiyoruz. O duygusal boşluğu da anne baba olarak verdiğimizde gerçekten kalben güzel bir tatmine ulaştığı zaman çocuk dışarıda bir arayışa girmeyecektir diyorsunuz. Öyle tabii ki akşam yatarken çocuğuna günün kritiğini yapabilirsin. Bugün biz neler yaptık ya da benden istediğin bir şey var mıydı? Beklentilerin var mı? Ben bunu fark etmemiş olabilirim. Seninle bu konuda konuşmak isterim. Günün nasıl geçti? Mutlu musun? Ya da benimle paylaşmak istediğin özel bir konu var mı? Benim için ne kadar değerlisin? İşte akşam yatarken yarın seninle bir ortak plan yapalım mı? Belki bir saat olsun mu? Bunlar aile içerisindeki çocukla etkileşimi kuvvetlendiren sözcüklerdir. Belki şeydir yani söze bile ihtiyaç yoktur. Uyurken işte yanağına bir buğse kondurmak onun gönlünde nice güzel sevgi tohumlarını yeşertecektir değil mi? Ama işte uyurken fark etmeyebilir bunu. Hani babalar genelde uykuda seviyorlar ama bunu fark et, bunu göstermek de gerekiyor. Babanın o kıymetli kızını başkalarının harcamaması adına o sevgisini gösterebilmesi saçlarını gerekiyor. Saçlarını biz okşayalım ki başkalarına fırsat kalmasın değil mi? Öyle. Kimlerle evlenilmez kısmına devam ediyorduk hocam? İşte madde bağımlı olanlar, uyuşturucu bağımlısı narsizm olanlar, narsistler, kişiliği oluşmamış olanlar, bağımlı kişiler, anne hala babasına hala hocam, hala ergenlikten çıkamamışlar, çocuk ilminden çıkamamışlar, annesindeki o anneler şimdi öyle güzel yetiştiriyorlar ki son derece sorumsuz yani tabii ki genellemeyeyim ama pek çoğunda gördüğümüz şimdi ataerkil bir toplumumuz olmamızın da tabii etkilerini yaşıyoruz. Ne yapıyor? Karısından da aynı şeyi bekliyor. Evet. Karısı diyor ki yani hayat müşterek, benim sorumluluklarım bu, senin sorumlulukların bu. Şimdi erkek ona adapte olamadığı için başlıyor çatırdamalar. Maalesef öyle oluyor. Yine anneler işte el kızı gelip yapacak. Yani biz çocuklarımızı yetiştirirken eşlerine hizmet edecek kişi olarak hep tanıttığımız için kızlar erkekler öyle değil. Tabii ki öyle değiller. Öyle de olmaması gerekir. Hayat müşterektir. Birimiz bulaşığı yıkarken birimiz kurulacak, rafa yerleştirecek. Birimiz yemeği yaparken birimiz salatayı canları yapacak. Canları kimsilecek. Benim oğlum siliyor. Benim oğlum siliyor. Ya ben de 3 tane oğlum var biliyorsunuz. Maşallah. Kendi çocuklarıma ben sarma sarmaya kadar, baklava yapmaya kadar ben gösterdim. Hocam kayınvalide burada kayınvalide adayı olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben müdahale etmemiz gerektiği kadar edilmesinden yanayım. Yani bir kayınvalide adayı olarak ilişkilere annelerin karışmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Atıyorum benim oğlum ya da işte gelinim olacak kişi gelip bana bir şey danışmadığı müddetçe şöyle ben bu konuda fikir ayrılığına düştüm. Ben burada ne yapmam gerekir? Yol gösterici olur musunuz demediği müddetçe benim ilişkiye dahil olmam gerektiğini düşünmüyorum. Sınırları ihlal etmeyelim diyorsunuz evet, ama biz evet. Türk milletinde de kayınvalide olarak görümce olarak işte kayınpeder olarak illa bir şekilde o aileye müdahale olalım istiyoruz. Çünkü öyle gördük. Artık bazı zincirlerde olsun ki değişim dönüşüm dijital çağdayız. Pek çok etken var evlilik kavramını da değiştiren. Değil mi hocam? Evet. O sınırlarımızı kesinlikle oluşturmalıyız. Onların da yani şöyle söyleyeyim buradaki kritik soru şu olabilir.
kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak biz gelin adaylarımıza da o şekilde davranmamız gerekir. Kızımıza nasıl davranılmasını istiyorsak gelin adayımıza da öyle. Yani yaptığınız her iyi duygu emin olun size dönecektir. Emin olun dönecektir. Geldik gidiyoruz diyorum. Aynen öyle. Ya, aynen güzel öyle. Şeyler konuşalım, güzel eserler bırakalım. Had bilmek diyorum. Diyelim. Yani işte genelde kız anneleri çok dahil oluyorlar. Mobilyalarına karar veriyorlar, yüzüklerine karar veriyorlar. Benim yaşamadığım hayatı kızım yaşasın istiyorlar. İşte önceden taviz verirsem şu şekilde olur. Abi kendi ilişkilerini kendisine bırakmak gerekiyor. Hocam şöyle bir cümle var ya kültürümüzde. Erkeğin iki kaşığı varsa birini kıracaksın. Yani kızların DNA'sına, bilinçaltına kodladıkları cümleye bakar mısın? Bu nedir? Erkek düşmanı olarak yetiştiriyorsun, yetiştiriyorsun. Ondan sonra güzel, tatlı bir evlilik bekliyorsun. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Eş ne yapıyor? Bundan sonra gizli yapmaya başlıyor. Ailesine para yardımında bulunuyor, gizli gönderiyor. Atıyorum, aldatıyor. Zaten hiç yansıtmıyor. Yani bir şekilde evlilik doğru yoldan çıkıyor yani. Yanlış yönlere doğru yol alıyor. Burada işte dediğim gibi büyüklerin çok dahil edilmemesi gerekiyor. Ta ki kendilerinden fikir istenene kadar. Ama işte o gençlerin de o olgunluğa oluşması, erişmesi gerekiyor ki, erişkin hale dönüşmesi gerekiyor ki, değil mi? Evet. Şimdi bir sorumuz var. Hayırlı bir kısmet çıkmamışsa, hayırlı bir insanla görüşememişse, yolları kesişmemişse ve sürekli yalnız yaşayan 40-50 yaşlarına gelen insanlar var. Sosyal medyadan da böyle sorular çoktu. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Ya şöyle, biz evliliği olması gereken bir olgu olarak düşünüyoruz ama herkes evlenmek zorunda değildir. Kader denilen bir olgu da var. Yani bazen hayatı akışına bırakmamız gerekiyor. Hesaplamadığımız bir şey tabii daha ki, var değil mi? Bizim, hani bizim üzerimizde başka bir güç var. O gücün akışına güvenmemiz gerekiyor. Demek ki o yola girmemesinde başka bir hayır vardır, başka bir iyilik vardır. Onun için çok da üzerinde durmamak gerekir. Hayat onu o yola götürmüş. Şöyle kriter yapalım mesela. Emin olun evlenenlerin hepsi de o istedikleri evliliklerin içerisinde değiller. Evet. Yani o beklentiyi bulamayabiliyorlar. Onun için çok fazla hayal kırıklığına da girmesin o kişiler. Hayatın akışına bıraksınlar, kendilerini evlenmek zorunda hissetmesinler. Evet, hayat arkadaşı çok önemlidir. Bazen çok seçici olabiliyorlar. İşte o, hani o seçicilikleri onların evliliği ertelemesine sebebiyet veriyor ama çok baskı yapılıyor. Aynen hocam. Öyle. Yani sanki kendi evliliklerini sorsanız. Yani ona göre bir pilavını yemeyeceğiz mi? Askere gidip gelirdi eskiden eve. Erkekler hemen pilavını ne zaman yiyeceğiz diye. Bizim maalesef böyle sorularımız var maalesef. Kültürel o. Evlenmeseniz niye evlenmedin? Ne zaman evleneceksiniz? Evlenseniz ne zaman çocuk olacak? Öyle. Boşansanız niye boşandın? İyi de gidiyordu evliliğiniz. O kadar çocukla seni kim alacak falan. Ya insanların artık bu özel hayatlarına müdahale etmeyelim değil mi? Kim ya, ne yapıyorsa kimseyi yapsın. Memnun edemezsiniz. Çünkü her zaman başka bir soruyla karşılaşacaksınız. Siz ne istiyorsunuz ya da istemiyorsunuz, onun kriterine bakın. Problemlerin çözümü kendine dürüst olmaktan geçer. Her zaman söylüyorum. Kendi iç dünyamızda o iç hesaplaşmalarımızı yapmamız gerekiyor. Neden evlenmedim ya da neden evlenmeyi istiyorum ya da neden evlenmek istemiyorum? Bunun sorgusunu yapsın kendine. O iç muhasebesini yaptınca zaten o rahatlama gelecektir kendine. Biriler istiyor diye hayatı yanlış bir insanla paylaşmak kadar yanlış bir şey olamaz. Yani bu hayat sizin hayatınız. Ben çok kötü bir eşe denk geldiyseniz ne olacak? İnsanlar evlenin dedi diye, yani böyle bir hayatın içine girmek ne kadar doğru olur? Bazen hayatın akışına güvenmek gerekiyor. Aslında belki bütün programın sırrı burada. Söylediğiniz cümle çok kıymetli, hazine değerinde bana göre. Hayatın sırrı bazen akışa bırakmakta. Biz evet. Zaten o teslimiyeti, o akışı yaşayabilsek bütün hayatımız güllük gülistanlık olacak değil mi? Şimdi dedik ki hocam, gençlerin evlenme yaşının gecikmesi bir sosyolojik olaydır. Bunun faturasını tamamen hükümete kesmek de çok doğru olmasa da, gençlerin evlenme yaşının gecikmesi, çocuk düşünmemesi de sorgulanması gerekiyor. Şimdi işte kürsüden gençler evlenin, evde kalıyorsunuz, en az 3 çocuk istiyoruz tavsiyesine de hem ekonomik sıkıntısı olan hem travmaları olan gençler ne kadar dikkate alınacak? Yani biz bunu kürsüden bas bas bağırarak söyleyeceğimiz kadar hemen konu çözülebilecek bir durumda değil. Çok elzem bir konu. Şunu da merak ediyorum. Programımızın da son dakikalarına girmek üzereyiz. Devletin bu konudaki politikaları nasıl olmalı?
Ya devlet aslında birçok bakanlıkla çalışma yapmakta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile olsun, işte farkındalık eğitimlerinin olması gerekiyor. Evlilik öncesi eğitimleri. Buna da kadınlar katılacaklar hocam. Yani, maalesef yani. Seminerlerimde ben genelde evlilik öncesi eğitimde düzenliyorum biliyorsunuz. Seminerlerimi işte istiyorlar hocam, eşlerimiz gelmiyor. Hazırlıyorum, buyurun gelin diyorum. Yine eşler yok, maalesef yok. Gelmiyorlar, kendilerini geliştirmek istemiyorlar. Tek taraflı da yol alınmıyor. Devletin özellikle medya kanalıyla eğitici filmler, belki örnek diziler. İşte mesela geçmişe bir bakın, Perihan Abla dizisini bir yapın. Nasıl güzel bir aile ortamı vardı. Bilmem siz bilir misiniz? Perihan Ablalar Bizimkiler vardı mesela. Kaynanalar vardı. Bir çok daha eski dönemde. Kaynana varsa değil mi? Bir film mi? TRT 1'in dizisiydi. Mesela bizim medyadaki dizi algımızda değişti. Entrika çeviren insanlar, arkadan iş çeviren, bir güç savaşına girdi insanlar. Bunlar empoze ediliyor gizli kanallarla. Bu şekilde insanların bilinçaltına empoze ediliyor. Devletin bu konuda belki sınırlamalar getirmesi gerekiyor. Hani evlilik kurumuna daha saygın gösterecek diziler getirmesi gerekiyor. Bir güç savaşı içerisinde değil de durumu nasıl kurtarabiliriz? Problemi nasıl çözebiliriz? Çocuk sahibi olunca nesillerimizi nasıl çoğaltacağımızı. Yani daha böyle öğretici programların olmasını tavsiye edebilir. Hocam şimdi sabah programlarına bakıyorsunuz. Kadın programlarına, ikindi programlarına bakıyorsunuz. Kimin oğlu kimin kızına kaçmış, kim kimle neler yapmış. Yani şimdi çok detayda giremiyorum. Hakikaten öyle bir empoze ediliyor, öyle bir şatafatlı hale getiriliyor ki insanda, ben şimdi işimden dolayı şöyle bir kolaçan ediyorum. Kim ne yapıyor, ulusal kanallarda ne var ne yok falan diye. İnanılmaz derecede akıllara zarar programlar. Yani bununla alakalı bir yaptırım şu an söz konusu değil ki, herkes elini kolunu sallaya sallaya. Aile yani ailenin temeline konulmuş dinamikler. Şimdi böyle keşmekeş, karmaşık bir aile yapısı. Bas bas bağırıyorsunuz, ekranlardan gösteriyorsunuz. Milyonlar bunu izliyor. İnsan ister istemez o bilinçaltı bizim %95'i yönetiyor biliyorsunuz. Şimdi bu tohumlar ekildi, bu olumsuz tohumlar ekildi. Bu insanların, bu gençlerin de evliliğe bakış açılarını illaki etkileyecek. Olmaz mı? Değil mi? Olmaz mı? Tabii ki. Yani diyorum ya, beklenti, yüksek beklentilere giriyorlar. Adam zaten iş bulamıyor, maddi sıkıntıları var zaten. Diğer eş başka bir şey bekliyor. Daha büyük beklenti içine giriyor. Yani, çok haklı olarak. Tabii ki haklı olarak. Biraz eskiden hani mesela bizim annelerimiz zamanında kanaat etmek vardı. İşte hani çok kıymetli. İşte bir divana gelin gittim, bir sandığa gelin gittim. Gelin gittim şey vardı. Tabii ki onlar da olmasınlar. Herkes içinde bazı şeyler yaşasın hani. Ama her şeyde dört dörtlük olmak zorunda değil ki. Her şeyde çok konforlu olmak zorunda değil ki. Ya bir ölçütü vardır bunun. Aranızda anlaşabilirsiniz. Her şey çok en iyi markadan olmak zorunda değil. İşte noktada buluşulabilir değil mi tabii hocam? Tabii ki. Şey var. Amerikan Ekonomi Dergisi'nin bir açıklaması var. Mutsuz kadınlar o kadar çok artacak ki toplumda diyor. Ben demiyorum. Amerikan Ekonomisi Dergisi diyor ki 2030 yılında 25-45 yaş arası genç insanlar, bayan sayısı, bekar bayan sayısı çok artacak. Stüdyo evlerde yaşayacaklar, işte Netflix izleyecekler, seyreden kadınlar artacaklar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim hocam. Kedi maması, Netflix ve antidepresanlar çoğalacak diyor. Yani şimdi böyle bir yaşam da insanın fıtratına aykırı değil mi? Elbette ki aykırı. Aykırı olmaz mı? Evlenmeyen insanların genelde benim tanıdıklarımda inanılmaz kedi şeyleri var. O boşluğu, o karşı cinsi olan, o sevgiyi diyelim ya da şefkat, sevgi, merhamet duygularını kedilerle, hayvanlarla artık yaşamaya çalışıyorlar. Yaşanılan hayal kırıklıkları insanları yalnızlığa itiyor maalesef. Çok korkunç değil mi ama bu evet. Yani? Yalnızlar topluluğu, Yalnızlar Bakanlığı vardı İngiltere'de dedi galiba. Anne babayla ilişkisinde zaten hüsrana uğramış bir kişinin kendi ilişkisinde de hüsranı yaşaması. Şöyle ama artık yani tamam, hepimizin travmaları var, hepimiz farklı çocukluklar geçirdik ama insanın kendisini onaran bir beyin yapısı da var. Yani mucizevi bir şekilde yaratılmışız. O yüzden ilim bilgi dediğimiz şey eskiden işte fizine kadar gidermişsin ama şu anda bir tıkla elimizin altında. Kendimiz sizin gibi değerli uzmanları takip ederek, kendimizin gelişimini sağlayarak, o çocukluk travmalarımızı da sarıp sarmalayarak, aslında kendi hayatımızın sorumluluğunu da alarak biliyorum ki yol kat edilir. Çocukluk travmalarının en etkili yolu nedir biliyor musunuz? Nedir? Dışarıda oyun oynayan çocuklar en çok atlatanlardır çocukluk travmalarını.
O dışarıda oyun oynayan çocuklar travmalarını çok rahat atlatıyorlar. Neden? Çünkü fizyolojik olarak enerji, adrenalin, işte unutuyorlar, o şeye maruz kalmıyor. Ama şimdi herkesin çocuğu kendi odasında, bilgisayarın başında. Atıyorum içeride anne baba kavga ediyor. Ya duyuyor ya duymuyor. Değersizlik hissi. O travmayla beraber diyor. Onun normali de o oluyor. Bu normal yaşam oluyor onun için. Yani hayatımızın sorumluluğunu alarak kaderimizi değiştirebiliriz. Farkındalığımızı artırarak kaderimizi değiştirebiliriz. Öyle değil yön mi? Verelim diyelim. Kaderimize yön verebiliriz. Yön verebiliriz. Tercihlerimizi değiştirebiliriz tabii ki. Kendimizi bastırılmış hissetmemeliyiz. Zorunlu hissetmemeliyiz. Başkalarının ahlaki değerlerine de saygı duymalıyız. Biz kendi ahlaki değerlerimizi korurken diğerlerininkisini de korumak zorundayız. Hani bu benim yapıma uymuyor ama onun da bir onuru var sonuçta. Onu reddederken de onu da korumamız gerekiyor. Reddederken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki onun onurunu, haysiyetini böyle çok zedelemeden, dokunmadan? Açık konuşmaktır. Her zaman açık konuşmak en iyisidir. Çünkü dolaylı yollardan anlatmak daha kırıcı etki yaratabilir. Açıkça en başında nerede bir soru işareti hissettiniz orada en açık konuşmak. Yani bunun seninle alakası yok deseniz de çok etkili olmaz ama evlilikten beklediğiniz kriterlere henüz hazır olmadığınızı söyleyerek, yani bir hayal kırıklığı yaşatmak istemediğinizi söyleyerek hani yolunuza başka bir şekilde devam edeceğinizi belirtebilirsiniz. Şimdi kızlara ve erkeklere, bekar olan kızlara ve erkeklere ya da belki boşanmıştır, çocukları vardır, belki tekrar yeniden bir yuva kurma yoluna girmişlerdir. Onlar için neler söylersiniz? İkinci baharını yaşayan insanlar diyelim, için. Evet. Her evlilik kendine özgüdür. Bir önceki evlilikteki eksiklikleri ya da fazlalıkları ikinci evliliklerinde aramasınlar, kusur görmesinler. Ne istiyorlarsa, hani eğer tekrar bir yola girmişlerse, işte diğerinin çocuğu oluyor, kendisinin çocuğu oluyor. Ortak bir şekilde nasıl anlaşabiliriz? Bu evliliği biz nasıl sürdürebiliriz? Yine anlaşarak, yani bir güç savaşına girmeden evliliğin en büyük sıkıntısı odur. İnsanlar güç savaşına giriyorlar. Benim dediğim olsun, o diyor benim dediğim olsun. Kayınvalidelerde de öyle. O diyor benim dediğim olsun, o diyor benim. Hayır, bir güç savaşı değildir evlilik, bir ortaklıktır. Altını kırmızı puntolarla böyle kocaman kocaman çizmek lazım hocam. Şu söylediğiniz sözlerin cümleleri. Ortaklıktır evlilik. Kesinlikle ortaklıktır. O güç savaşını geçenlerde bir danışanım aradı. Hocam dedi. Kayınvalidem benden çok şeyi bekliyor dedi. Ama ben artık tepki gösteriyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum vesaire aradı. Dedim ki yapmak istediğin şey ne? Savaşı kazanmak mı istiyorsun? Yoksa sen evliliğinin sağlam adımlarla devam etmesini mi istiyorsun? Bu soruyu kendine sor lütfen dedim. O çünkü savaşı kazanmak istiyordu. Anladım hocam dedi. Ben gerekli cevabımı aldım dedi. Mesajı aldım. Aynen öyle. Yani oradaki o güç savaşından, kayınvalideler de o güç savaşına giriyor. Gereksiz bir savaş bu. Kazananı yok bu savaşın. Kimse kazanamayacak. Gerek yok yani. Daha doğru bir bakış açısı nasıl olmalı peki? O erişkinliğe, olgunluğa ulaşmak için. Sınırlı, çok özür diliyorum. Sınırlarınızı bilmeniz gerekiyor. Eşler için de işte dedim ya az önce. Sınır dediğiniz ne mesela? Bir evlilikte ya, sınır nasıl çizilir? İşte yani mesela ev eşyası alınacak. Kayınvalideler müdahil olmasın. Bu size ait bir şey. Ben evimi alıyorum. Ya da o gün akşam misafir bir kayınvalide istiyor ki ben bileyim hepsini. Gerek yok. Bizim kültürümüzde nişanlıyken işte urba derler. Duymuş musunuzdur? Şimdi siz Konya'ya sonradan geldiğiniz için belki duymamışsınızdır. Yani gelinin bütün kıyafetleri, iç dış bütün kıyafetleri almaya kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi, eltisi, yengesi toplu kocaman bir sülale halinde gidiliyor. Hala anlayamadığım bir kültür mesela. Ama çok gereksiz değil mi? Yani gelin al, evet tamam, belki hani ilk evliliği şey, hani ilk çocuklarını evlendiriyorlardır, o heyecanı yaşamak istiyorlardır ama şeyi bilmek gerekiyor. Hani ilk adettir, belki ilk alışveriş yapılır ama daha sonrasında o bireylerin isteklerine saygı duymak gerekiyor. Onların başka heyecanları vardır. Belki hani o mağazadan almak istemiyor, belki daha sade bir şey almak istiyor. Yani onlara saygı duymak gerekiyor. Bunların hepsi konuşularak halledilebilecek şeylerdir. Yani orada işte şimdi adetlerimiz, ayetlerimiz işte, güzel sözler. Onları da şey yapmak istemiyorum. Tabii ki bir kültürümüz var. Onu da devam ettirebilmek adına ama kalp kırıcı oluyor. İlişkilere yansıyor. Evliliğe yansıyor. Evliliklerde hala senin annen bana şunu almamıştı. Hala şu terlikte gözüm kaldı. Hala şu perdeyi. Onlar unutmayız da kalacağız. Hala bunlar konuşuluyor. Ne gereği var? Ya bir perde için insan ömrünü bununla geçirmeye, yüzünümüze niye yük edelim ki bunu?
Çok kıymetli. Niye yük edelim? Yük etmeyelim yani, gereksiz ayrıntılar bunlar. Sınırları bahsediyordunuz hocam. Sınırlarımızı nasıl çizeceğiz, nasıl koruyacağız? İşte yani zaten burada en çok yıpranan beyler oluyor genelde, kayınvalidelerle bir sonra. Aynen öyle. Gerek yok yani, gerek yok. Bunun bir savaş olmadığının bilincinde olunmalı öncelikle. Eğer o evliliğe devam ettirilmek istiyorsa yine açık açık konuşulmalı. Hem eşle konuşulmalı, hem kayınvalideyle, ya da işte erkek için de aynı şey. O benim eşim anne. Sen kabul etmeyebilirsin, sen huylarını beğenmeyebilirsin ama ben onu bütün kusurlarıyla kabul ediyorum. Sana karşı bir hatası olursa da lütfen onu söyler misin, onunla konuşur musun? O da bunun farkında olmayabilir. Beni bu konuda aracı etme. Şimdi şöyle bir şey var, ben en çok unuttum. Kendi kızından beklediği şeyi gelininden bekleyebiliyor mu? Bu öz soruyu sorsun kendine. Yani kendi kızına layık görmediği bir şeyi gelinine layık görüyorsa orada bir sorun var. Oradaki kriterimiz o olmalı. Niye sen kendine layık gördüğünü karşıdakine görmüyorsun? Neyin savaşını veriyorsun? Öyle değil mi? Hocam, programımızın sonuna gelmişiz. Bizden sonra da canlı yayınlar var. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Ben şimdi bu o kadar hem kritik hem özel bir konuyu sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Davetimize icabet ettiğiniz için ayrıyeten teşekkür ederim. Söyledikleriniz varsa, söyleyecekleriniz onları çok alalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, oldukça güncel bir konuydu. Sadece söyleyebileceğim, hayatın akışına güvenin. Adaletli olun, merhametli olun. Biz kendimizi biliriz. Dışarıdaki davranışları kontrol edemeyiz. Dışarıdaki kişileri kontrol edemeyiz. Biz ancak kendimizin ne istediğini ya da istemediğini bilebiliriz. Biz kendimize ayar vermeliyiz. Hayatın akışına güvenin. Bunu söyleyebilirim. Güzel, böyle vurucu bir cümleyle de programımızı tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, bugün aile danışmanı eğitimci Suzan Yiğit Alparslan hocamızla gençlerimizin neden evlenemediğini ya da neden evlenmediğine dair pek çok konuya yer verdik. Özellikle biz anne babalar çocuklarımızı yetiştirirken çok ince, önemli bir nüansla programımızı tamamlayalım istiyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken helalin olmayan bir kızı erkeğe yetiştirirken, özellikle helalin olmayan bir kıza elini sürme, kızları yetiştirirken de helalin olmayan erkeklere elini sürme düsturuyla yetiştiğimizde tertemiz mis gibi evlilikler ve güzel bir hayat, güzel bir ömür olacaktır. Değilse çocuklarımız, gençlerimiz dijital çağın o haz veren, o hız çağında haz veren durumuyla o kaosun içerisinde kaybolup gideceklerdir, Allah muhafaza. İnşallah bu yaptığımız program gönüllere sirayet eder, güzelliklere vesile olur. Rabbim dileyen isteyen herkese hayırlı güzel kısmetler, hayırlı güzel çocuklar nasip eylesin diyerek programımızı burada tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.